Sezonda Marmaris turizmine canlılık getiren kruvaziyer turizmi bölgede bulunan esnaflar arasında da kimi zaman tartışmalara neden oluyor. Hafta içerisinde sıklıkla ilçeyi ziyaret eden kruvaziyer gemi yolcuları genellikle çarşı içerisinde gezmeyi tercih ediyor. İşte asıl sorun bundan sonra başlıyor. Marmaris limanına yanaşan kruvaziyer gemilerinden inen yolcular Günlüçek mevkiinde bulunan taksi durağının şoförleri tarafından çarşı içerisine getiriliyor. Hal böyle olunca da Marmaris'in çeşitli yerlerinde bulunan diğer taksici esnafı ise iş yapamamaktan şikayetçi oluyor. Marmaris'te bulunan bir taksi durağının başkanı Adnan Gönen ise bakın bu durumu nasıl anlatıyor. Bu Marmaris Limanı'na her defasında gemi geldiği zaman liman taksiciler müşteriyi buraya bırakıyor. Buradan kolay alabilmek amacıyla buraya bırakıyor. Her müşteriye de kartvizit veriyor. Dönüşünde müşteriler geldiği zaman buradaki garson personeller o müşterileri taksiciyi arayarak o müşteriyi o taksiden çağırarak gönderme yapıyorlar. 100 tane müşteri getirdiyse liman taksi 100 tanesini de buradan alıyor. Burası sadece liman taksiye mi ait? Sadece liman taksi mi çağırılıyor? Biz bunu anlamak istiyoruz. Gönen diğer taksicilerin tek bir taksi durağının şoförleri yüzünden iş yapamadığını ileri sürerek bu durumu yetkili makamlara ilettiğini fakat kimsenin ilgilenmediğini ileri sürdü. Şu yan tarafta Es taksi durağı var, Çınar taksi, Özlem taksi var, Marina taksi var. Buralardan hiç taksi çağrılmıyor, sadece liman taksilerini çağrılıyor. Liman taksi buraya ne kadar uzaklıkta, diğer saydığım duraklar ne kadar uzaklıkta? Bunu anlamak istiyoruz. Görüştüm. Şoför odasıyla da görüştüm. Diğer yetkililerle de görüştüm. Fazla bir netice alamadım. Ama bu şekilde sizin kanalınızda sesimi duyurmaya çalışıyorum. Mağdur olduklarını iddia eden bir başka taksi durağının başkanı Celal Arslan da anlattıkları olayın yıllardır kendileri tarafından büyük bir sorun teşkil ettiğini belirterek konuyla ilgili şikayetini dile getirdi. Ama gel gelelim ki özellikle bu konuda ben başta bizim şoförler odamızı bu konuda özellikle herkesin kendi hakkına saygı ve sevgi çerçevesi paralelinde herkesi kendi hakkına saygı duyaraktan göreve davet etmesini ve onlara da bunu suistimal edenler hakkında gerekli işlemleri özellikle odamızdan beklerim ben. Bir liman taksi bugün Marmaris hudutları içerisinde özellikle belediyeye işgaliye vermeyen ender duraklardan biri. Sadece kendi işgaliyelerini limana ödüyorlar. Bu ne kadar etik? İster orada araç olsun, ister olmasın. 5 tane dahi gemi geldiğinde ne bir marina taksi, ne bir es taksi, ne bir çınar taksi, ne bir özlem taksi, ne de öbür duraklar. Hiçbiri limandan iş alamazken onlar neden gelip burada çarşı merkezinde dönüş alıyorlar? Tabii ki doğal olarak arkadaşlarımızın da dediği gibi biz de onlara soruyoruz. Öte yandan Gönen Tepe Mahallesi 33. sokakta bulunan çarşı girişinden müşteri almak için bekleme yapan taksicilere Emniyet Trafik Büro Amirliği'nin cezai işlem uygulamasına tepki göstererek geçtiğimiz günlerde kendisine uygulanan cezai işlemin iptali için Marmaris Adliyesi'ne iptal davası açmıştı. Bu konuya da mikrofonlarımız aracılığıyla açıklık getirdi. İki gün öncesi aracımı şuraya koydum, şu aracım olduğu yere marketten alışveriş yapmak için girdim içeriye. İki dakika sonra trafik polisi geldi. Hakkında ihbar var, yarım saatten beri burada bekliyor musun dedi. Aracıma trafik cezası yazdı. Marketten çıkarken elimde poşetle eşyayla çıktığımı da dahi gösterdim. Hayır dedi, yarım saatten beri burada bekliyor musun dedi. Benim burada durağım yok, burada bekleme hakkım yok. Markete girdim, ceza yedim. Yani. Evet, o dilekçe trafik cezası için de adli makama başvurdum, haksız yere ceza yediğime dair. Hatta şunu da söylemek istiyorum. Liman taksiden burada bekleme yapanlara da ceza yazılmıyor, çağrılanlara da ceza yazılmıyor. Bunları yetkililere duyurmak istiyorum. Liman takside 7 euro yazıyor çarşı için. Centrum 7 euro yazıyor. Buraya taksimetre 7 euro yazmıyor. 7 euro 18 TL para yapıyor. Buraya 8-9 lira para yazıyor. Liman taksi buraya 7 euroya 18 TL para almış oluyor. Yani oradan da bir haksız kazanç elde etmiş oluyor.